O öyle çok şey var ki gelmez. Şimdi efendim az önce son dakika olarak ekrana gelen gelişmeyle başlayalım. MHP'de herhalde deprem etkisi yaratmıştır diye düşünüyorum haber. Şimdi 3 kişi için gözaltı kararı çıktı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ya da Sinan Ateş dosyasına bakan savcılıktan. Zaten buradan da anlayacağınız üzere Sinan Ateş dosyasıyla, soruşturmasıyla ilgili 3 gözaltı. Her isim de çok önemli. Şimdi bir, geçenlerde bahsettim. Tolgahan Demirbaş diye bir kişi. Tolgahan Demirbaş, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde değil, o sırada bulunduğu evde denk gelmişti emniyet güçlerine. O sırada gözaltına alınamamıştı. Önce sonra alındı, bırakıldı. Sonra bir daha gözaltına alındı. Mahkemeye bile sevk edilmeden bırakıldı. Tolgahan Demirbaş çok önemli bir isim. Yeniden gözaltında. İkinci isim bir avukat. Ama o avukat Serdar Öktem doğrudan doğruya MHP ile bağlantısı olan bir avukat. Neden? MHP milletvekili adayıydı. MHP'nin bir takım davalarına baktığı biliniyor. Bahçeli ile de fotoğrafı olan bir isim Serdar Öktem. Pek çok yerde karşımıza çıktı. Ben de zaten bir programda bir kulağını çınlatmıştım. Ama savcılık çınlatmanın ötesinde gel bakayım dedi. Gözaltına alınacaklar listesinde gözaltına alındı mı bilmiyorum. Çünkü avukatlar öyle hemen hadi gel buraya deyince olmuyor değil mi? Avukat tabii ki yargının olmazsa olmaz parçası. İddia ne kadar iddia makamı ne kadar asli unsuruysa savunma olarak da avukatlar öyle. Eğer haberde söylenildiği gibi çağrılmışsa mutlaka gerekli olduğu için çağrılmıştır. Elde daha bir somut veriler vardır diye düşünüyorum. Ve efendim bir isim konuşacağız, ayrıntılarına geleceğiz bütün bunların. Dediğim gibi her biri çok önemli. Bir son isim de şöyle MHP'den bir isim. Bir genel başkan yardımcısının özel kalem müdürü olduğu söyleniyor. İçeriden bir isim. Dolayısıyla MHP'de deprem etkisi yaratıyor olmalı diye düşünüyorum. Seçime ramak kala Cumhur İttifakı'nda zaten CHP seçmeni Sinan Ateş suikastındaki gidişattan çok rahatsızdı. MHP'nin Bahçeli'nin tavrından on binlerce istifa olduğu konuşuluyordu. Hatta rakam bile veriliyor ama ben vermiyorum. Yani çünkü ne kadarı gerçektir onu da bilmiyoruz çünkü. Bu konuda iktidarın asıl ortağı, büyük ortağı AKP yani Erdoğan yeşil ışık yakmadan böyle bir hareket söz konusu olur mu? Siz hem hukukçu hem de siyasetçisiniz. Ne diyorsunuz? Her şeyden önce söylememiz gereken, herkesin söylemesi ve hissetmesi gereken bir hadise var. Sinan Ateş bir doçent. Hacettepe Üniversitesi'nde doçent. Bir doçent, profesörlük öncesi gibi görünür ama bilim aleminin en üst makamlarından biridir. Bir doçentin dilim varmıyor. Hani argoda onun şeyi var. Adice, kahpece. Ankara'nın en korunaklı Çukurambar öyledir. Bütün eski milletvekilleri, bakanlar falan sonradan kurulan bir yerdir. Erdoğan'ın da bir eskiden ilk Van eski milletvekili falan 2000'lerin kurdu. başında Orayı oradaydı. kurdular. Evet. Şimdi Erdoğan Bey şeydeydi, daha gerideydi. Öyle Şimdi mi? Çukurambar diye yeni bir kent icat edildi adeta. Orada bu hadisenin meydana gelmesi, bakın eminim ki sağduyu sahibi, hiç öyle bu işin sağı solu osu busu yok. Efendim Ülke Ocakları Genel Başkanı, herhangi bir vatandaş bile olsa bir doçentin ölümü,
öldürülmesi. Bakıyoruz şimdi Hacettepe Üniversitesi rektörlüğünden bir gram bir şey yok. YÖK başkanı olsaydım ben derdim ki... Evet, oradan hiç gelmedi gerçekten misal. Şimdi MHP tarafına gelince bakıyoruz. Adeta neyin ne olduğunu anlamak konusunda bir parça böyle bir mesafeli bir bakış oldu. Şimdi buna devam edeceğiz. Ama önce günün öteki sıcak başlıklarını verelim. Öteki başlıklar da alev alıyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi efendim motorine zam geliyor. Biliyorsunuz benzin dün akşam, dün gece yarısına itibaren zamlanmıştı. 1 lira 25 kuruş gibi çok külliyatlı bir zam büyük zam gelmişti sıra motorinde. Motorine de bu gece yarısından itibaren 83 kuruş zam geliyor. 25 liraya doğru gidiyor motorin. İşte şeyde 22 lira civarında benzin. Fena durum. Gram altında da rekor üstüne rekor. 1174 lira. 1000 liranın üstüne çıktığında denmişti. 1174 lira gram altın en son. Başörtüsü teklifi meclisten geçti, komisyondan daha doğrusu geçti. Fakat orada bir hararetli durum yaşandı. Çünkü CHP ve İYİ Parti önerge verdi. Bakın işte terk ediyor CHP ve İYİ Parti milletvekilleri. Sesini azıcık duyabiliriz. AKP ile MHP oturdular. İşte sen ben bizim olan şeklinde bir karar verdiler. Peki... CHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesinde ne vardı da AKP ile MHP kabul etmedi, onu da konuşacağız. Bugün meclis çok hareketli. 13 Büyükşehir Belediye Başkanı, pardon 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Bu arada birazdan belki konuşacağız çünkü sizin dokunulmazlık konusunda çalışmanız var. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan için bir hazırlık, dokunulmazlıkların kaldırılması için hazırlık komisyonu kurulacak. Tarihi belli oldu, 31 Ocak'ta komisyon. Yani birkaç gün sonra Ali Mahir'le Ömer Lütfü Türkkan'ı konuşuyor olacağız. Ve efendim bu kadar ne demeli, parça tesirli bombaların uçuştuğu bir gündemde mizaha ne olur? Mizah tabii, aman bu buralardan ben gideyim der. Mizahı yok ettik. Hep diyorlar ya, izah olmazsa mizah olur diye. Artık mizah da yok. Her şey o kadar tuhaf. Uykusuz dergisi veda etti. Bugün son sayısı çıkıyor. En azından hatıra olarak birer dergi alabiliriz. Ben çok üzüldüm kendi adıma. Lemanlar, gırgırlar, hıbırlar, uykusuz veda etti en son. Çok sevmiştik ama gidiyor. Şimdi gelelim tekrar Sinan Ateş suikastı meselesine. Sinan Ateş suikastında 3 kritik isim için gözaltı kararı. 1, MHP milletvekiliyle aynı evde bulunan Tolgahan Demirbaş. Bu meselenin organizatörlerinden olduğu söylenen bir isim. Diğeri bir avukat Serdar Öktem ve üçüncü isim de Emre Y. MHP Genel Başkan Yardımcılarından birinin özel kalem müdürü. Dosyada hep şöyle çıktı son haberler. İsmi sır gibi saklanan Emre Y. Şimdi Bahçeli Sinan Ateş suikastından söz edeni neredeyse hain ilan eden bir tutum içindeydi. Dahası Sinan Ateş'i değil mi ajan ilan etme noktasına varmasa bile dışladı, suçladı. Ama mesela son Bursa'da Erdoğan'ın konuşma sırasında Sinan Ateş pankartları açıldı. Tepki büyük. Siz demin bir doçent olduğu için bir akademisyen olarak aynı zamanda tepki verilmeli dediniz. Gelelim siyasi tepkiye. Bahçeli neden Ülkü Ocakları eski genel başkanı, tamam kendisi görevden aldı ama çok da önemli bir isimdi. Çok
parti içinde, ülke ocaklarında hatırı sayılır bir desteği olduğunu da biliyordu. Neden böyle davrandı size göre? Onu bilemiyorum ama sonuçta ülke ocakları genel başkanlığı yapmış, üstelik de doçent ünvanı taşıyan bir kişi herhangi bir partinin genel merkezinde yıllarca parti yetkililerine danışmanlık görevini de ifa etmişse herhangi bir şekilde birileri tarafından, diyelim mafya tarafından, diyelim uyuşturucu çeteleri tarafından, şunlar bunlar tarafından katledildiği zaman kıyametin kopması lazım. 30 yıl oldu Uğur Mumcu katledildi. Türkiye olarak hala bedel ödüyoruz uluslararası arenada. Gaffar Okan katledildi, dündü değil mi? Gene yaz günümüzdü dün. Daha Fatma Girik gibi, efendim işte İsmail Cem arkadaşımız gibi ölenlerle birlikte hesaplarsak. Şimdi Sinan Ateş meselesi dünya yüzünde Türkiye'nin bir yüz karası olarak yıllar boyu bizi bekliyor. Ne yapmak lazım? Böyle bir şey de olabilir. Bir adi katil meselesi de olabilirdi. Hükümet bütün gücüyle Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak efendim İçişleri Bakanı olsun, hele hele MHP Genel Merkezi bu meselenin sonuna kadar hukuk platformunda takip edilmesi için seferber olması gerekirdi. Ne bileyim ben şahsen mezara toprağı verirken hiç değilse orada anası babası gibi olan insanların kabristanın başında olmasını beklerdim. Herkesin içi yanıyor. Yazık değil mi Sinan Ateş gibi? Şimdi bakın yeri gelmişken söyleyeyim, 1993 yılında 24 Ocak'tı Uğur